A eşittir 2 çarpı B eşitliğini sağlayan AB biçiminde kaç tane iki basamaklı sayı yazılabilir? B'den başlıyorum. 1 vererek 0 verirsem A da 0 olur. 0 0 biçiminde bir sayı olmayacağı için 0 vermiyorum. 1 verirsem 2 olur. Yani 21. 2 verirsem 4 olur. 42. 3 verdiğimde 6, 63 sayısı. 4 verdiğimde de 84 sayısı. 5 verirsem 11 rakam değildir. Bu ifadeyi kullanamam. Toplamda 4 tane sayı elde ettim. B şıkkı. 2 çarpı A eşittir 3 çarpı B. Eşitliğini sağlayan iki basamaklı AB sayılarının toplamı sorulmaktadır. Hemen uygun değerlerden başlayalım. B için 2 verebilirim. 2 kere 3 6. A'ya 3 vermek zorundayım. O da 6'yı sağlasın. B için 4'ü verdiğimde A'ya 6 değerini vermem lazım. B'ye 6 verdiğimde 3 kere 6 18. A için de 9 değeri 2 kere 9 18'i sağlayacaktır. AB iki basamaklı bir sayıydı. Bulduğum sayılar 96, 64, 32. Bunları topladığım takdirde 192 sayısına ulaşırım. E şıkkı. A ve B birer rakam olmak üzere 2A eşittir. B artı 3 denklemimiz var. BA iki basamaklı sayılarından kaç tanedir diye sorulmaktadır. Denklemimizi hemen dışarıya bir kere daha yazalım. Burada inceliyoruz. A ve B rakam olduğu için sıfırla başlıyorum. A'ya 0 verdiğimde B'nin değeri eksi 3 olur. Eksi 3 bir rakam değildir. Bu alınamaz. 1 verdiğimiz vakit eksi 1 olacaktır. Bu da alınamaz. 2 verdiğimiz vakit alacağı değer 1'dir. 3 verdiğimizde 3 kere 2 6 3 sağlar. 4 verirsek 4 kere 2 8'den 5 sağlar. 5 verirsek 10 7 sağlar. 6 verirsek 12 9 sağlar. 7 verirsek 7 kere 2 14 11 olması lazım. Artık bundan sonra rakam elde edemiyorum. B için alabileceği değerler 21, 33, 45, 57, 69. BA değerleri için de tam tersten okuyacağım. Yani 12, 33, 54, 75, 96. Toplamda 5 tane değerimiz çıktı. C şıkkı. A eşittir B kare. Eşitliğini sağlayan BA iki basamaklı sayılarının toplamı sorulmaktadır. Sıfırla başlayalım. Sıfırın karesi sıfırdır. Fakat sıfır sıfır diye iki basamaklı bir sayı olması mümkün değil. Bunu geçiyorum. 1 karesi 2. 2 aldık karesi 4. 3 alırsak karesi 9. 4 alırsak karesi 16 olacaktır. Biz tek basamaklı sayı alıyoruz. A çünkü tek basamaklı bir sayıdır. Alabileceğim değerler BA için 3 tane çıktı. 12, 24 ve 39. Toplamları da 74 yapacaktır. B şıkkı. A ve B birbirlerinden farklı rakam olmak üzere farklı kelimesi önemli. Toplamları 8 olarak verilmiş. BA iki basamaklı sayısı kaç tane yazılabilir? Farklı kelimesinin altını bir kere daha çiziyorum. Önemli bir ifadeydi. Eşittir 8. BA arıyorum. Sıfıra 8 tarzında bir sayı elde edebilirim. Bu 80'dir. 1'e 7 verebilirim. 71. 2 6 olabilir. 62. 3 5 olabilir. 53. 4 4 olamaz. Çünkü rakamlar birbirlerinden farklıydı. Devamında 5 3 olabilir. 35, 6, 2 olabilir, 26, 7, 1 olabilir, 17, burası önemli, 8, 0 olamaz çünkü 0, 8 diye bir iki basamaklı sayı yoktur. Bunu da almıyorum. Toplamda elde ettiğim sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane BA iki basamaklı sayısı elde ederim. A eksi B eşittir 4 denklemini sağlayan kaç tane AB iki basamaklı sayısı vardır? Hemen A'dan başlayalım. 4 eksi 0 yazabilirim. 4'ü verir ve 40'tır bu sayı. 5 eksi 1 51 hem de 4'ü verir. 6 eksi 2 4'ü verir 62. 7 eksi 3 4'ü verir 73. 8 eksi 4
ve 9 eksi 5 sayıları benim tüm denklemimi ve artı AB iki basamaklı sayımı sağlar. Toplamda 6 tane değerim vardır. B şıkkı.